Hükümet konut alımını kolaylaştırmak, ev sektörünü canlandırmak için yeni bir adım daha attı. Emlak konut eliyle 5 şehirde 16 proje hayata geçirilecek. 8 bin konut 4 farklı ödeme seçeneğiyle satışa sunulacak. Konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Ufuk Tetik bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Ufuk Bey. Merhabalar. Şöyle ki farklı seçenekler demiştik. Dilerseniz önce bir bakalım seçeneklere neymiş bunlar. Sonrasında da üstüne konuşalım. Birinci ödeme seçeneği emlak konuttan yeni konut kampanyası 4 farklı ödeme seçeneği sunuluyor başlığı altında. Arkadaşlarımız hazırladı. Birinci ödeme seçeneği peşin alımda %25 indirim. İlk ödeme seçeneğinden başlayalım. %25'lik indirim ciddi bir oran. %25 indirim peşin alımlarda ciddi bir oran. Özellikle son birkaç aydır 1 milyonluk evin 750 bin liraya alın. Tabii o özellikle son birkaç aydır konut fiyatlarının artış hızının düştüğü düşünüldüğünde bizi neredeyse 1 yıl 1,5 yıl önceki fiyatlara geri götürüyor diyebiliriz bu noktada. İkinci ödeme seçeneği %25'i peşin, kalanı için vade farksız 4 taksit. İlk taksitte %25'i ödenecek. Diğer 3 taksitte 6. 12. ve 24. aylarda ödenecek. Bu da sanıyorum ödeme kolaylığı sağlayacak değil mi? Tabii burada taksit seçeneği yok. Burada tamamen gayrimenkul sektöründe balon ödeme olarak geçen ara ödemelerle bütün nakit döngüsü sağlanacak. Yani kişiler burada peşinat verdikten sonra 6. ayda, 12. ayda ve 24. ayda sadece ödeme yapacaklar. Sözleşme tarihinden itibaren o arada herhangi bir ödeme yapmıyor olacaklar. Ve burada birinci ödeme seçeneği sanıyorum elinde peşin parası olanlar için çok ciddi bir kolaylık sağlarken ikinci ödeme seçeneği de elinde o kadar peşin parası olmayan kişiler için. Ya da ticaretle uğraşıyorsunuz, elinizde o para var ama o paranın hepsini bağlamak yerine hemen harcamak istemeyenler için yine ideal bir seçenek. Burada da yine elinde para olan insanlara hitap eden bir ödeme planı. Ki vade farksız olması da önemli. Tabii. Üçüncü ödeme seçeneği %50'si peşin, yani yarısı veriliyor paranın. Kalanı 1.29 faizle 24 ay sonra ödeniyor. Evet. Burada da örneğin 10 milyonluk bir gayrimenkul aldığımızı düşünelim İstanbul'da. %50 peşin olan kısmı, yani 5 milyonu veriyoruz. 1.29 faiz sadece vadelendirdiğimiz tutara yansıyor. Ödemenin taksit tamamına yansıyor. Taksit olarak ödenecek. Aynen. Bunu da 24 ay. 24 aydaki süreler aslında burada biraz emlak konut projeleri sektörde hızlı tamamlanan projelerdir. Yani hedeflenen tamamlandığı anda geri kalan %50'nin ödenmesi. Bu %50'yi öderken de kişiler 1.29 faiz vade farkıyla birlikte ödüyor olacaklar. Yani bir rakam üzerinden eğer konuşursak 2 milyonluk bir evden örnek biçelim. Hı hı. 2 milyonluk bir ev 1 milyonu ödenecek. Evet. Ardından 1 milyon 290 bin lira olarak kalanı ödeniyor. Evet, 1 milyon 290 bin lira olarak 24 ay sonunda kalanı ödeniyor olacak. Dördüncü ödeme seçeneği yine aynı şekilde sunulan önemli olan seçeneklerden biri. %25'i, 1/4 peşin olarak ödenecek. Kalanı yine 1.29 faizde 72 ay sabit artan taksitlerle ödenecek. Bunu bir sizden... Tabii. Şimdi aslında bu kampanyada en çok talep görmesi beklenen seçenek... Dördüncü ödeme seçeneği. Dördüncü ödeme seçeneğinde şu anda mesela gayrimenkul kredisi, konut kredisi kullanmak istediğinizde özel bankalarda yaklaşık 3,5 ile 4 arasında değişen faiz oranları var. Fakat 1.29 ile siz kredi kullandırdığınızda, yani emlak konut burada vade farklı kendi bünyesinde bu işlemi yaptığında aslında normal bankalara göre 1/3'e tekamül ediyor. Yani 1/3 oranında daha az ödüyorsunuz. Burada sadece bizi izleyenlerin şunu bilmesi önemli. %25 peşin verdikten sonra 12. ayda ve 24. ayda yine %25 iki tane daha balon ödeme var. Geri kalan %25'lik dilim için sabit artan taksitlerle bir vadelendirme var. Sabit artan taksitlerle vadelendirmeyi de şöyle açayım müsaadeniz olursa. Şimdi örnek veriyorum. Yine rakamla gidelim sizin verdiğiniz örnek gibi. Ben günün sonunda 72 ayın sonunda örneğin emlak konuta 2 milyon lira ödemem gerekecek. Benim 1.29 vade farkı oranımla. Emlak konut bunu şöyle yapıyor. Biraz enflasyona yayıyor. Siz ilk 2 yıl daha düşük oranlarla ödüyorsunuz. 2 yıldan sonra 3. yıl, 4. yıl, 72 aya kadar aslında totalde ödediğiniz para aynı. Ama ilk etapta daha düşük oranlarla ödüyorsunuz. Daha sonra enflasyonist ortama göre artarak günün sonunda 72 ayın sonunda yine siz 2 milyon ödemiş oluyorsunuz. 4 farklı ödeme seçeneği, 4 aslında farklı
gelir gruplarına göre de hangisi izleyenlerimiz de hangisini almak istiyorsa seçebiliyorlar zaten bu dört farklı ödemi. Tabii. Şimdi burada en güzeli bu hedef kitle orta gelir, alt gelir arası orta gelir grubu, orta üst gelir grubunu hedefleyen bir kampanya. Burada en önemli şeylerden bir tanesi banka yok. Tamamen emlak konut kendi bünyesinde bu işlemi yapıyor. Bu ne demek? Bir kefil yok. Aynı zamanda işte daha sonra ödeme konusunda temerrüde düştüğünüzde bankayla uğraştığınız gibi sıkıntılı bir sürece dahil olmuyorsunuz. Ve hane geliri gibi durumlar olmadan herhangi bir gelirden bağımsız olarak bu kampanyaya dahil olabiliyor herkes. Herkes açık, sadece stoklarla sınırlı. Bu önemli bir detay. Peki, bir kolaylık sağlayacak mı sizce? Kolaylaştıracak mı bu kampanyayı? Şimdi sektörün nefes alması için böyle bir şeye ihtiyacı vardı açıkçası. Çünkü emlak konut özellikle gayrimenkul sektöründe bir lokomotif ve bayrak taşıyıcı. Emlak konutun yaptığı bu tarz kampanyalar geçmiş yıllarda da şöyle gözlemledik. Emlak konut yaptı. Daha sonra özel teşebbüsler, özel müteahhit firmalar da emlak konutun yakınında ya da benzeri kampanyalar yapmak durumunda kaldılar. Bu noktada muhakkak ki olumlu bir adım olacaktır. Şimdi tabii bu kapsamda konut sektöründe bir durgunluğu konuşuyoruz. Bu durgunluğa ilaç olup olmayacağı yine sordum. Biraz daha bunun detayına inmek isterim. Çünkü konut satışları yanlışım olmasın 75 bine kadar geriledi. Doğru. Ciddi bir sayı. Neredeyse 10 yıl önceki rakamlara döndü. Ama 10 yıla göre Türkiye'de insan sayısı arttı. Farklı popülasyonlarımız oldu. Bu ciddi bir düşüş. Zaten bu tarz bir kampanya yapılmasaydı ciddi anlamda yine düşüşler devam edecekti. Bu kampanya bütün problemin çözümü mü? Hayır. Bütün problemin çözümü değil ama en ne azından... Peki bütün problemin çözümü? Can suyu olacağını söylüyorsunuz. Nedir bu can suyu? Ama esas problem biz yaklaşık 2018 yılından beri talebin altında bir arzla gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyoruz Türkiye olarak. Yani Türkiye'nin her yıl... Üretimi mi artırılması? Tabii Türkiye'nin her yıl 700 bin konut üretmesi gerekirken ortalama son 3-4 yılda 450 bin konut üretiyoruz. Bundan dolayı şu anda hem fiyatlarımız, inşaat maliyet endeksleri de maalesef son birkaç yıldır yükselerek devam ettiği için hem fiyatlarımız artıyor hem üretimimiz düşüyor ama bir taraftan da artan bir talebimiz var. Bu noktadan bu üç bileşenden dolayı maalesef fiyatlar noktasında çok üst seviyede seyrediyor. Bunu merak ediyorum. Yani alınamadığı için ev fiyatları mı düşüyor yoksa talep var ama üretim olmadığı için mi? Şimdi düşmesini mi söylediniz? Evet düşmesi. Ha, şimdi aslında fiyatlar konut satışlarının düşmesi ev fiyatları olarak algılıyor. Yok konut satışları. Alınamadığı için mi yoksa talep var aslında yani alınacak için ama arz yok ya da işte üretim yok. Bu nedenden mi? Alınamıyor aslında. Neden alınamıyor? Şimdi mesela biraz önce şu örneği verdik sizle. Örnek veriyorum. Normal piyasa koşullarında 72 ay 2 milyon liraya diyelim ki şey yaptık biz. Kredi kullandık. Bu koşulda 72 ayda biz yaklaşık olarak 2 milyon 500 bin liraya yakın bir para geri ödemesi yapıyoruz. Ama normal piyasa koşullarında alsaydık yaklaşık 7,5 milyon lira ödememiz gerekiyordu. Bu da insanların maalesef gayrimenkul alımından, borçlanarak alımından uzaklaştırıyor. Herkeste de nakit alabilecek güç yok. Tabii yani ev almak için ya da en azından böyle bir şey düşündüğümüzde internete bakıyoruz. Bakmamızla kapamamız canımız sıkılmasıyla bir oluyor ister istemez o fiyatları görünce. Bu bütün izleyenlerimizin de ortak problemi olduğuna eminiz. O yüzden şunu da sormak istiyorum. Bu sadece emlak konutun kampanyasıyla olur mu yoksa diğer firmalara da örnek olması gerekir mi? Emlak konut tek başına burada yeterli değil. Örneğin biraz önce siz haberde de başlığında da verdiniz. 8 bin konutla sınırlandırdı emlak konut. Türkiye'de 75 bin konut satıldı geçen ay ama Türkiye'nin normalde satış kapasitesi yaklaşık 150 bin ile 180 bin olması gerekiyor. Yani baktığınız zaman bu kampanya bir aydaki satışların olması gereken satışların bile %5'ine %10'una tekamül ediyor ki yeterli değil maalesef. Bu arada 16 proje 5 ilde yani İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir evet. Ve Denizli'de satılacak. Bu da önemli bir detay çünkü diğer illerde yok. Tabii. Olmalı mı? Diğer illerde de olmalı. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere olmalı. Diğer illerin şöyle bir avantajı var. Diğer illerde özellikle devlet TOKİ tarafından da çok ciddi imalatlar yapıyor son işte 10 yıldır. Ama büyük şehirlerde özellikle TOKİ imalatları eskiye oranla çok daha azaldığı için bütün şehirleri kapsamasında tabii ki fayda var. Ama
biraz önce de belirttiğim gibi bu da çok kolay bir şey değil. Muhakkak ki özel müteahhit firmaların, peki, inşaat firmalarının olması gerekiyor. Son birkaç cümle, bunu da istiyorum sizden, yani merak ediyorum bu soruyu da. Diğer inşaat firmalarının örnek olmasından bahsettik. Bu noktada düşen ev satış, konut satışlarını da ekrana getiriyoruz. Bu noktada bir kez daha sorayım. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Örnek olur mu, olmalı mı? Bu kampanya örnek olur ama bu kampanya devlet gücüyle yapılan bir kampanya olduğu için halihazırdaki ekonomik koşullar firmaları kendi bünyelerinde taksitlendirmekten, hı hı, maalesef alıkoyuyor. İnşaat firmaları için de satış yapmak çok önemli. Bu konuda bir teşvik sağlanmalı mı diyorsunuz? Burada kesinlikle bir teşvik sağlanmalı. Peki, çok teşekkürler Ufuk Bey, önemli değerlendirmeleriniz için.